izlediğiniz üzere böyle bir sıcakta, yer yer kum ve fırtınasıyla sizin görmediğiniz yerler, bir 7 haftalık sürecin sonunda sizin izlediğiniz film bu. İnşallah seyircimiz de sever bizim sevdiğimiz kadar filmimizi ve izlerler. Başka bir sorularınız varsa biz cevaplayalım. Biz bol bol Fatiha okuduk. Evet. O söyledi. Evet. Mehmet'le beraber. Fatiha'da kameralarda. Neler söyleyeceksin? Şişin. Sakın sonunu söyleme ha. Emin sonunu söyleme sakın. Tamam. Ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Babaannemin Güneydoğu'nun ilk kadın belediye reisi oluşu gerçek bir hikaye ve 3 yıl görevde kalış ama bundan ötesi benim senaryoda kurmaca yaptığım bir hikayedir. Böyle. Bundan sonra Mardin'de ve İzmir'de kalmış olacak. Evet, Ankara, Mardin ve İzmir. Evet. Cumartesi Ankara'da izleyeceğiz seyircimizle beraber. Sonra Mardin'e gideceğiz. Bir gece Mardin'deyiz. Oradaki seyircilerle beraber izleyeceğiz. Hatta oradaki oyuncularla beraber izleyeceğiz. Çünkü yaklaşık kaç kişi oynadı Sermiyan? 2000. 2000 figürasyon var Mardin'de. Sonra da İzmir'e gideceğiz. Bu haftamız tamamen Hükümet Kadın'la dolu. Aslında yurdumuzun birçok sorununa da yine el başmışsın. Evet, ufak ufak bir şeyler var bu hikayenin içinde. Belediye başkanı oluşuyla beraber başka ufak ufak şeylere de değindik. Onlar da filmin içinde tatlı bir şekilde akıyor. Seyircinin şu anda reaksiyonları tabii bir gala seyircisi. Çok sevdiğimiz dostlarımız var, sanatçı arkadaşlarımız var, yakınlarımız var. Seyirciyle beraber de izleyince biz de biraz daha filmle ilgili fikir sahibi olacağız. Siz izlediniz mi? İnsan... Ne oldu? Nasıl? Salon nasıldı? Salon? Biz basın bölümünde. Basın bölümünde. Ne oluyor basın? Garip. Garip abi. Öyle değil mi? Basın olunca. Valla arkadaşlar insan yaptığı bir işle ilgili, emek verdiği bir işle ilgili her zaman biraz kendinden yana. Çok da dışarıdan dış gözle bakamıyoruz. Birazcık biz de merak ediyoruz. İzleyenler ne düşündü, ne yaptı, ne etti. Tabii ki yaptığımız şeyin ne olduğunu biliyoruz ama çok işin içinde olunca her kareyi, her sahneyi başka değerlendiriyoruz. Ben baştan sona bir kez, iki kez, üç kez daha seyretmek istiyorum. Belki her seferinde başka bir şey göreceğim, başka bir şeye bakacağım. O yüzden sizin fikirleriniz artık bundan sonra daha önemli. Biz yaptık, elimizden gelen budur. Buyurun siz izleyin diyoruz seyirciye. Yani seyirciyle buluşunca öyle garip bir şey oluyor ki mesela ben herhalde 726 kere izledim. Bu 727. izleyişimdi. Artık hani yazdığım, çektiğim bazı şakaların acaba bu şaka mı, komik mi, değil mi diye tereddüt ederken evet ilk günkü duyguya geri döndüm. Geri beni mesela evet. Çok mutlu etti. Hani mizah anlamında yaptığımız tüm şakaların reaksiyon alması beni çok mutlu etti tabii ki. Böyle tekrar tekrar çekerken en keyif aldığınız, böyle en çok gülmekten kırıldığınız bölümünüz? En terlediğiniz neresidir dersen tünel. Tünel çok güzel. Tünel sahnesinde bir bayağı bir. Çünkü orada gerçekten sanat yönetmenimiz bayağı zor bir iş başardı. Hem çok sıcaktı hem yerin altıydı. Binlerce insan vardı o şeyin içinde. Benim aklımda en çok kalan... bir de oradaki en fena şey elektriğin olmadığı bir dönemde geçtiği için film bütün ışıklandırma gaz lambalarıyla yapılıyordu. Ve bir süre sonra o gaz lambalarının verdiği koku evet. Yani is insanları mahvediyordu. Yani asistanlar sürekli dönüşümlü şifli çalışıyorlardı. Ya oyuncuların öyle bir şansı yoktu. Ama yani. Sonra yağmur sahnesi gelince rahatladık tabii. Evet. Yağmur yağınca o sıcaklık kaldı. Evet. Bir müddette onun altında kaldı. Nasıl kaç metre? Ne kadar? Derin miydi o? Onu yaptık. Kalsadık öyle bir tane. Sinemada yapıyoruz. Öyle bir tünel kazmadık tabii. 20 ya da 21 metre falan olması lazım. Ama dibe kadar giriyorsun o 20 metrenin ve o gaz lambaları vesaire 20 tane 30 tane insan çok yani en zorlanılan çekimler onlardı yani.